Selamun aleyküm dostlar, hoş geldiniz. İlk olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani tarafından resmi törenle karşılanıyor. Emirlik Divanı'ndaki törende Erdoğan'la El Sani tören alanındaki yerlerini almaların ardından iki ülke milli marşları okundu. Tören kıtasını denetleyen Erdoğan ve El Sani daha sonra heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Akşam saatlerinde resmi anlaşmaların imzalanması da bekleniyor. Dost ülke Endonezya'ya gidiyoruz. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Endonezya'nın Doğu Java eyaletinde bulunan Semeru Yanardağı'nın patlamasının ardından bölgeye ziyaret gerçekleştiriyor. Bölgenin kötü durumda olduğu ve devlet başkanının bizzat talimat vererek yapım çalışmalarının hızlandırılmasını istediği de not düşülmüş. Edirne'de askeri yasak bölgede yakalandıktan sonra gözaltına alınan Yunanistan vatandaşı 2 kişi yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı. Alınan bilgiye göre güvenlik güçleri sınır köylerinden Doğiran ve Elçili köyleri arasında 1. askeri yasak bölgede Yunanistan plakalı otomobili durdurmuş durumda. Aselsan tarafından geliştirilen ve seri üretimi tamamlanan batarya, komuta, kontrol merkezleri Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Kızıldeniz'de Rusya'ya ait deniz üssü kurulmasına yönelik anlaşmanın halen gözden geçirildiğini belirterek anlaşmanın Rusya ve Sudan arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğini ümit ettiklerini ifade ediyor. Orgeneral Cuntacı Abdülfettah Burhan'ın açıklamaları bu şekilde. Avustralya medyasına göre 2021'de dünya güç sıralaması şu şekilde: 1 numara Amerika Birleşik Devletleri, 2 numara Çin, 3 numara Japonya, 4 numara Hindistan, 5 numara Rusya, 6 numara Avustralya. Bence oldukça saçma bir liste olmuş. Özellikle Hindistan Rusya'dan daha güçlü gösterilmiş, yine Japonya'da benzer şekilde. Senegal'e gidiyoruz. Senegal'de demirleyecek dünyanın en büyük sivil hastane gemisi gönülleri bekliyor. Mercy Ship Afrika Bürosu sorumlusu Dr. Pierre Mbale, yaklaşık 12 katlı bir bina yüksekliğinde olan Global Mercy dünyanın en büyük sivil hastane gemisinde açıklamalarda bulundu. Tamamen ücretsiz bir şekilde Afrika'da hastalara hizmet veriyor. Önceliğimiz cerrahi operasyonlar ve sağlık personelinin eğitim açıklaması yapıldı. Gemide 40 milletten daimi 650 gönüllü doktor var. Kaptan ve teknik personel de dahil olmak üzere gemide herkes gönüllülük esasına göre çalışıyor. Doktor ve sağlık personelinin yanı sıra aşçı, elektrikçi, öğretmen gibi birçok alandan gönüllüler de buraya katılıyor. Şu an için Türkiye'den herhangi bir gönüllü yok ama biliyoruz ki Türkiye Afrika'da önemli bir aktör haline geldi. İngilizce bilen ve başkasına hizmet etmekten mutluluk duyacak her milletten herkese kapımız açık açıklaması yapıldı. Madagaskar'da bir hastayla karşılaştık. 7 kiloluk yüz tümörüne sahipti. Çok riskli bir ameliyattı ama başarıyla tamamladık. O hastanın gözündeki minneti hala unutamıyorum. İşte bu nedenle Afrika'dayız açıklaması yapıldı. Diğer haberimiz, Türk Yardım Kuruluşu İHH'nın Barış Pınarı Harekatı bölgesinde onlarca çiftçiye 2021 tarım destekleme projesi kapsamında sertifikalı buğday tohumu yardımı yaptığını ifade ediliyor. İHH yetkilisi de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulunarak kuraklık nedeniyle Tel Abyad ve Resulayn'da 20 dönümün altında tarımla uğraşan çiftçilere ekmeklik buğday tohumunun dağıtıldığını ifade ediyor. Libya'ya gidiyoruz. Mahkeme kararından sonra Libya'da Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Hafter'in yarışacağı bir kez daha duyuruluyor. Trablus Temyiz Mahkemesi, El Zaviya Mahkemesi'nin sözde Libya Ulusal Ordusu, sözde Başkomutanı, sözde Mareşal Hafter'in Cumhurbaşkanlığı adaylığını diskalifiye eden kararını geçersiz kıldı ve böylelikle Trablus Mahkemesi sayesinde Hafter yeniden seçimlerde yarışmış oluyor. Almanya'da Alman vatandaşlığına başvuran Müslüman bir kadına mülakat sırasında bir erkek işten memuruyla tokalaşmadığı için vatandaşlık başvurusuna red cevabı geldi. Almanya'daki yaşama yeterince uyum sağlayamadığı gibi skandal bir cümle kullanılmış. PLA, Çin Halk Kurtuluş Ordusu donanmasının hovercraftlarla tatbikat yaptığını gösteren görüntülerde Çin sosyal medyası tarafından servis ediliyor.
TÜBİTAK, SAGE ve DASAL Havacılık arasında işbirliği protokolü imzalandı. Togan silah sistemleri DASAL havacılık platformlarına entegre edilecek. Bu şekilde bu haberde duyuruluyor. Aselsan'la ilgili şunu da söyleyelim. Aselsan ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında toplam 700 milyon TL ve 85 milyon dolar bedelli elektronik harp sözleşmesi imzalanmış durumda. Bunun teslimatlarının ise 2022 ile 2024 yılları arasında gerçekleşeceği de ifade ediliyor. ABD Dışişleri Bakanlığı'na yakınlığıyla bilinen Foreign Affairs'taki habere göre Kremlin, milli güvenliğini Rusya Federasyonu sınırlarında değil, Sovyet sonrası alanın sınırlarında görüyor. Bu nedenle küçük komşularının NATO ve AB'ye katılma fikrinden vazgeçmesi Rusya için oldukça önemlidir cümlesi de kullanılmış.